Herkese merhaba. Bu videoda sizler için kendi özel hassasiyet ayarımı, kontrol ayarımı paylaştım. Hadi başlayalım. Dostlar, videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın dostlar. Buna da değinmeden geçmek istemedim. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar, hatta beni sürekli izleyip fakat abone olmayan arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz üzere %80'lik bir boşluk var. Bu boşluğu kapatmak adına kanala abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın dostlar ki çoğunuz geliyor, izliyor, hatta beğeniyor ama kanala abone olmadan gidiyor ve bu %80'lik boşluk kapanmıyor. Bunu kapatmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dostlar, hassasiyet ve kontrol ayarlarını vermeden önce sizlere peşin peşin söylüyorum. Bu ayarları herkes kullanamaz. O yüzden videonun sonuna kadar dikkatlice beni dinleyin. Çünkü anlatacaklarım önemli. Öyle hassasiyeti kontrolü kodu alıp gitmek de olmuyor. Çünkü cidden anlatacaklarımı dinlemeniz lazım. Yoksa bu hassasiyet ayarları hiçbir şekilde kullanamazsınız. Bu kontrol ayarlarını kullanamazsınız. Zaten çıplak haliyle, hani benim ayarlarım sıfır al yapıştır olarak da kullanamazsınız. Kullanan arkadaşlar çıkarsa bana Instagram'dan ulaşsınlar. Çünkü cidden benim ayarlarım çok zor. Hani kime verdiysem hep bir şikayet aldım ve geri dönüşleri ben farklı ayara geçtim, senin ayarını yapamıyorum gibisinden yorumlar aldım. Bir önceki videodaki gibi yine maddeler halinde ilerleyeceğiz dostlar. Bu videoda sadece kendi hassasiyet ve kontrol ayarlarımdan değil, yapmanız gereken ve yapmamanız gereken doğruları, yanlışları söyleyeceğim sizlere. Hatta bu videodan sonra benim ayarlarım üzerinden de kendi hassasiyet ayarlarınızı oluşturabilirsiniz. Madde 1: eşit değiliz. Dostlar, eşit değilizden kastım şu: herkes tamamıyla aynı olamaz. Siz ben olamazsınız, ben de siz olamam. Çünkü sizin eliniz büyüktür, el yapınız farklıdır, tutuş pozisyonunuz farklıdır, cihazı nasıl tuttuğunuz farklıdır, oynayış tarzınız farklıdır ve bunların da hassasiyet ve kontrollere tabii ki de etkisi var. Hatta ve hatta karanlıkta mı oynuyorsunuz, ışıkta mı oynuyorsunuz, oturuyor musunuz, uzanarak mı oynuyorsunuz, bunların da çok büyük etkisi var. Hassasiyet her ne kadar etkisi olmasa da kontrole çok çok büyük etkisi var. Mesela ben yatarak oynayamam, oturarak daha iyi oynarım. Bunun gibi etkileri de var. Bunları da baz alarak hareket edeceğiz. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Öncelikle benim hassasiyetlerimde oynamak istiyorsanız öncelikle benim gibi oynamanız lazım. Ben oturarak ve geceleri karanlıkta oynuyorum. Bu göz sağlığı açısından biraz zararlı olduğu için size pek tavsiye etmiyorum ama karanlıkta oynarsanız, bu benim hassasiyetim ve herhangi bir hassasiyet için diyorum, full odak oyunu olacağınız için daha rahat görürsünüz ve daha rahat oynarsınız. Bu yüzden benim size tavsiyem karanlıkta oynamanız ama göz sağlığı açısından zararlı. Bunu da dikkate almanızda önem var. Bunun dışında dostlar, benim hassasiyet ayarımı kullanırsanız eğer, parmak ayarınızın da benim gibi olması lazım. Parmak ayarından kastım şu: parmağınızı ekrana dayadınız, sprey atacaksınız ve parmağınızı aşağı doğru çektiğiniz çizgiye parmak ayarı deriz. Kimileriniz çok fazla aşağı çeker, kimileriniz hiç aşağı çekmez, parmağını sabit tutar. Kimileriniz de benim gibi orta derecede aşağı doğru çeker. Eğer benim gibi orta derece ve düşük, hatta hiç parmağınızı oynatmayacak kadar seviyorsanız bu hassasiyetleri kullanabilirsiniz. Ama parmağınızı fazla aşağıya çekmeyi seviyorsanız bu hassasiyetler size göre uygun değil. Ve şunu da söylemek istiyorum: eğer cihazlar uyumlu değilse, hani bu bir iPad ayarı arkadaşlar, hani bu ayarları gidip telefonda yapmanın bir anlamı yok. Hani yapıp da güzel yorumlar da aldım, hani iyi oynuyorum gibisinden yorumlar da aldım. Ama benim size tavsiyem, hani bu ayarlar tabletten yapıldı, bu cihazdan yapıldı, tabletten oynamanız. Hani tabletiniz yoksa da telefonda denemenizi tavsiye etmem. Çünkü verimli bir performans alacağınızı şahsen ben düşünmüyorum. Dostlar, normalde bu videoda sniper taktiklerini anlatacaktım. Fakat yorumlarda çok fazla hassasiyet ve kontrol ayarları istediğiniz için bu videoyu öncelik yaptım. İkisini tek bir video halinde de yapmak istemedim. Çok fazla uzun olurdu, sizleri de sıkmak istemedim. Ekranda gördüğünüz gibi nasıl sniper oynadığımı hepiniz merak ediyorsunuz. Nasıl sniper'da daha iyi olabilir, sniper taktikleri, sniper'ın püf noktalarını. Eğer bu videoya 1500 like gelirse, 1500 like geldiği gibi kanalda direkt paylaşacağım. O yüzden bu videoya 1500 like atmayı unutmayın canlar. Neyse, lafı fazla uzatmayalım, videoya devam edelim.
Madde 2. Pes etmeyin. Şimdi dostlar, siz bu hassasiyetleri aldınız, kullandınız, kontrol ayarlarımı da aldınız, onu da kullandınız. Tabii ki de zorluk çekeceksiniz. Çalışmadan bir şeyleri başarmak yok arkadaşlar. İllaki zorluklar çekeceksiniz. Bunları da aşmanız lazım. Hani pes etmeyin. Çünkü pes ederseniz, hemen pes edersiniz. Daha ilk günden pes ederseniz. Bakın, hassasiyet, kontrol, bunlar basit şeyler değil. Hani bir gününüzü ayırabileceğiniz şeyler. Hatta buna alışma süreciniz de olacak. Bir hafta bile sürebilir buna alışmanız. Yani tamamen benim hassasiyet ayarımı kullanın demiyorum sizlere. Alın abi hassasiyet ayarımı. Üzerinden oynamalar yapa yapa hassasiyet ayarımı değiştire değiştire. Çünkü herkesin el ayarı bir değil. Kendinize göre bir ayar da çıkartabilirsiniz. Ama yok abi, senin hassasiyetinle ben iyi oynuyorum diyorsanız da benim hassasiyetimi de kullanabilirsiniz. Zorluklar çekeceksiniz dedik. Peki pes etmemeniz için de kendinizi bir nebze de olsa motive etmeniz lazım. Bu kuracağım cümleyi lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdiden özür diliyorum. Botlarla oynayacaksınız. Botlarla oynayacaksınızdan kastım şu. TDM gireceksiniz. TPP TDM gireceksiniz. Çünkü TPP TDM'de cidden çok basit, hani rahat oynanıyor. Orada girip kendinizi motive edebilirsiniz. Yakın temas hassasiyetlerinizi ayarlayıp kendinizi orada adapte edebilirsiniz o hassasiyetlere. Ha, uzak temasta da size tavsiyem Livik girmeniz. Livik'te hani spreylerinizi falan geliştirebilirsiniz veya antrenman moduna girip orada ayarlamalar yapabilirsiniz. Benim hassasiyet ayarımı denersiniz. Uymuyorsa üzerinde ufak dokunuşlar yaparak kendi hassasiyet ayarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ve ne olursa olsun arkadaşlar, pes etmeyin. Bir işe giriştiyseniz eğer, o işin sonunu getirmeye bakın. Asla pes etmeyin. Madde 3. Antrenman. Ekranda görmüş olduğunuz üzere kontrollerimi ve hassasiyet ayarlarımı gösteriyorum. Bunun üzerine kodları da paylaşıyorum arkadaşlar. Kodları alıp kendinize dediğim gibi hassasiyetin üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Direkt benim hassasiyetlerimi de kullanabilirsiniz. Ama bunun için bir şey şart. Antrenman. Dostlar, dediğim gibi bu süreç bir hafta da sürebilir, 3 gün de sürebilir, 1 ay da sürebilir. 1 ay kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Zaten o zamana kadar bekleyemezsiniz. En fazla 1 hafta sürer ve bu süreçte de antrenman yapmanız şart. Hassasiyetlere alışmanız için antrenman yapmanız şart. Eğer antrenman yapmazsanız alışmanız çok zorlaşır. Hatta alışamazsınız, öyle diyeyim size. Bu arada kanalımda bir tane antrenman videosu bulunuyor. O antrenman videosunu da izlemediyseniz o videoya girerek maddeler halinde yine antrenman yapabilirsiniz. O videodan sonra da çok güzel bir video paylaşacağım. Haberiniz olsun. Benden bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün tecrübelerimi, bütün doğru ve yanlışları, bildiğim bütün doğru ve yanlışları sizlere eksiksiz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere bir yardımım dokunmuştur. Umarım benim hassasiyetlerimi kullanan arkadaşlar yardımcı olabilmişimdir. Benim hassasiyetlerim üzerinden de oynamalar yapıp kendi hassasiyet ayarlarınızı, kontrol ayarlarınızı oluşturabilirsiniz dostlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepinizi çok çok seviyorum. Aşağıdan kanala abone olmayı ve abone ol butonu yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bu videoda 1500 like geldiğinde sniper taktiklerini anlatacağım. Ve bu videonun sonuna da kendi hassasiyetim ve kontrollerim üzerine bazı vuruşları koyacağım. O vuruşları da izleyebilirsiniz. Bu arada genelde sniper vuruşları olacağı için bir sonraki videoya da spoiler gibi bir şey olacak. O yüzden videonun sonunda izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere. Rush'lıyım bunu. Not bad. Oha, vurdu bana. Hayır, alan dışında. Not bad. Kurşun yedim, sal yandan. Oh my god!
Sponsor.